Peki nereden geliyor bu hayvanlar? Nereden, ne tür hayvanlardan evrimleşmiş bunlar? Bu da yeni bulundu. Yeni derken? 2020'de. Hmm, çok yeni. Çok çok yeni tabii. Bundan sonrasını alalım. Böyle bir hayvandan türüyor. Bak bu çalışmalarda da bu bayağı tavuğa yer alan Alan Turner. Nature'da yayınlandı bu. Yani bu mu bulmuş? Bu ve bu çok kalabalık bir ekip bunu bulan. Bundan sonra... Nerede bulmuşlar? Bu galiba Meksika'da bulundu. Emin değilim yani ama galiba Meksika'da. Bundan sonrasını alalım. Ya Meksika ya Güney Amerika'da. Tamam mı? Şimdi bak. Enigmatic dinosaur diyorlar. Dinozor değil ama bunlar. Hı hı. Tamam mı? Bundan sonrasını alalım. Şimdi bak buradaki kemik fosilleri Lager Petit sürüngenler denen bir grup var. Ne demek o? Bu dinozorlardan da önce, yaşayan bir hayvan. Tamam mı? Yani milat önce diyorum. Bugünden 230-240 arası falan diyeyim sana. Bak bunun çeşitli türleri var. Lager Peton var. Yaksaler Peton var. Kongonafon var. Dromomeron var. Şimdi buradan toplanan fosiller bunlar. Bu hayvanlardan. Bunların ortaya... en eski fosil kaç yaşında? Kaç? Bunların en eski fosil ne zamana dayanıyor? Yani. 4 milyar yıl, 3 milyar yıl? 3,8. 3,8. Yani dünyanın oluşumundan hemen sonra... Hemen sonra hayat başlıyor. Çünkü su var. Su var. Şimdi bak, şöyle bir hayvan. Ebat ne bu hayvanda? Bunlar... Çok büyük değil. Şöyle hayvanlar. Bundan sonra... Bu dinozordan önce ama. Evet. Bundan sonrasını alalım. Böyle bir hayvan bu. Yani görsen kertenkele dersin. Kertenkele ne diyorsun? Böyle hoplaya zıplaya böcek avladığı tahmin ediliyor. İşte hoplayıp zıplarken... Deminki kelebeğe benziyor bu da. Kelebek olmayan kelebek. Evet. Böyle hoplayıp zıplarken herhalde hani kanadım olsa daha iyi. Daha iyi hoplarım zıplarım diyor. Diye düşünüyor. Bunlardan türediği tahmin ediliyor. Çok yakın zamana kadar bu pterozorların böyle birdenbire ortaya çıktığı görülüyordu. Yani hiç atası bulunamadıydı. İlk defa bu Lager Petit'lerle yani... Atasının bulunamaması evrim teorisi çökertecek bir şey midir? Hayır. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Ve işte yani 200 sene bulunamadı, sonra bulundu. Bunu inceledikleri bulunamamış zaman... olması yok olduğu anlamına gelmez. Hayır. Bunu inceledikleri zaman bunun çene, kulak kemikleri falan bakıyorlar pterozorlara benziyor başka her şeyden çok. Ha diyorlar bu onun yakın akrabası. Dolayısıyla buradan türemiş bu. Bir sonraki arkadaşlar. Orta Trias ne demek? Aşağı yukarı 230'la 220 milyon falan arası. Peki sonunda ne oldu bunlara? Kretases sonundaki meteor düşmesi aynen kuşlar dışındaki dinozorlar gibi. Bunlar dinozorlarla beraber yok oldular. Evet. Dinozorlarla aynı dönemde ve sonrası dinozorun sonuna doğru çıktılar ve aynı anda yok oldular. Aynı anda yok oldular. Şimdi. Yani bu Meksika'ya düşen meteor bunları da yok etti. Neden? Neden? Şimdi bir teori şuydu. Efendim. Bunlar çok büyüdüler. Bütün büyük hayvanlar gibi... Beslenme sorunu. Beslenme sorunu oldu. Biliyor bunlar yok oldu. Fakat 2018'de Fas'ta yapılan bir çalışma ortaya çıkardı ki hiç de öyle değil. Muazzam bir çeşitlilik var. Bak bu Alcyone elaionus şu kadar bir hayvan. Böyle o da yok falan oldu. Değil. O da yok oldu. Değil mi? Bir şey soracağım. Çok özür lafını kesiyorum. Pardon. Aklıma geliyor soru. Şimdi bu dinozorlar yaklaşık 200 milyon yıl boyunca varlıklarını sürdürmüşler. Kaç çeşit dinozor var? Vallahi bizim bulabildiğimiz bugün 900 değişik cins var. 900 değişik dinozor var. Ama yani... Ama bu arada başka hayvanlar da var. Var tabii ama yani bu 900 ben eminim devede kulak. Daha fazla çeşit dinozor var. Muhakkak vardı. Yani düşün ki bugün memelilerin 5000 türü var abi. Evet.
Yani dinozorun niye olmasın? Çok daha uzun zaman yaşamışlar. Evet. Değil mi? Çünkü dinozorlar döneminde de memeliler var. Var ama küçükler yerin altındalar. Yani, araya zıymış vaziyette. Evet. Yani. Böcekler de var. Böcekler de var tabii. Böcekler hep var. Hep var. Böceklerin... Ve çok az değişmişler. Ya böceklerin 7 veya 6 ailesini birden kaybettiği bir tek yok oluş var. O da Permiyen. Yani 250 milyon yıl önceki yok oluş. Niye? Çünkü atmosfer zehirleniyor. Atmosfer zehirlendi, böcekler gitti. Atmosfer niye zehirleniyor? Çünkü kardeşim... Geldik senin ana konuna şimdi. Evet. Şimdi Tetis Okyanusu bir kapalı deniz haline geliyor. Ekvatorda. Sıcak. Dönmüyor. Dönmeyince denizin altı yavaş yavaş anoksik hale, yani oksijensiz. Yani Marmara'nın olacağı gibi. Evet, oksijensiz veya Karadeniz'in olduğu gibi. Değil mi? Oksijensiz hale geliyor. Bu oksijensiz olan kısım giderek kıta şerflerine, yani kıta sahanlıklarına yayılıyor. Ve en sonunda deniz püskürüyor. Püskürüyor. Denizden kötü hava püskürüyor. Zehirli hidrojen sülfür çıkıyor ve etrafındakileri öldürüyor. Bizim yani saniyeyle yaptığımız çalışmada aşağı yukarı Tetis civarında 2000 kilometrelik bir yarıçap gidiyor.